Efendim bendeniz Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Trabzon, Araklı, Ayvadere Köyü doğumluyum. İlk eğitimimi, öğretimimi köyümdeki ilkokulda tamamladım. İlkokuldan önce ve ilkokulla birlikte aynı zamanda köyümüzün imam hatibi olan babacığım İsmail Ramazanoğlu Hoca Efendi'den klasik medrese usulü Arapça tedrisatı noktasında istifade ettim. Daha sonra Araklı İmam Hatip Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. 6 yıl kadar orada okuduktan sonra son sınıfı hemen yakınımızdaki Sürmene İmam Hatip Lisesi'ne devam ederek oradan mezun oldum. Daha sonra da ilk tercihim olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanıp İstanbul'a geldim. Daha önce İstanbul'a gelmiştim. Rahmetli olan İsmail Biçer hocamızdan bir yaz tatili boyunca kısa sureler diye tabir edilen sureleri talim, tecvid uygulaması anlamında hocamızdan istifade ettik. Halen de etmeye devam ediyoruz diyebilirim. Fatih Çollak hocamız bu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, onu zikretmem gerekir. Öğrencisi olduğumuz yıllarda hocamızdan istifade ettik. Yine İsmail Karaşam hocamız, Allah sıhhat afiyet versin, hocamızdan istifade ettik. Ali Osman Yüksel hocamızdan istifade ettik. Yine muhterem İlhan Tok hocamızdan hem Kur'an-ı Kerim tavrı noktasında, talim tecvid hususunda hem de musiki noktasında hocamızla meşklerimiz oldu. Daha sonra hocam bu meşkleri talebelerinden Mehmet Kemiksiz hocamıza, arkadaşımıza nöbeti devretti. Onunla da bir müddet devam ettik. Ve o gün bugündür hem Kur'an tilavetiyle alakalı hem de musiki meşkleriyle alakalı bir takım çalışmalarımız oldu. Eserler, albümler oldu falan. Halen de o çalışmalara devam ediyoruz. İlk resmi memuriyetim Muş İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak memuriyete başladım ilahiyat mezuniyetinden sonra. Oradan İstanbul Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak aldırdım tayinimi. İlahiyatlar arasındaki Kur'an-ı Kerim yarışmalarında temsillerim oldu. En son 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini temsilen Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olmak nasip oldu. Diyanet Teşkilatı'na intisap ettik ve ilk görev yerim Üsküdar Buhara Camii Şerifi. Orada kısa bir süre görev yaptıktan sonra görevlendirme yöntemiyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne yaklaşık bir yıl kadar oldu. Burada kadrolu imam hatip olarak görevimi devam ettiriyorum. Çok değerli diğer hocalarımızla birlikte Halil Necipoğlu hocam, müezzin arkadaşımız Mustafa Yaşar kardeşimiz ve şu anda yurt dışında olan Sayın Musa Gelici hocamla birlikte burada huzur içerisinde bu görevi devam ettiriyoruz elhamdülillah. Bu mihraplar, bu kürsüler, bu minberler başta Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamları. Hani el ulema verasetül enbiya, ilim adamları için, alimler için ifade edilen bir hadis-i şerif. Alimler peygamberlerin varisleridir diye. Belki biz ilmi yeterliliğimizle bu noktada her ne kadar İmam Hatip ve ilahiyat mezunu olsak da eksikliklerimiz olabilir ama şeklen en azından Peygamberimizin bu vazifesini devam ettirmenin, o halkada, o silsilede, o zincirde bir nefer olmanın, bir fert olmanın efendim hem gururunu, hem sevincini, mutluluğunu ve aynı zamanda da o emanetin sorumluluğunu ve ağırlığını taşıdığımızı doğrusu düşünüyorum. İnşallah mihrabında olduğumuz, minberinde olduğumuz, kürsüsünde olduğumuz Peygamberimiz Efendimiz'e layık birer ümmet olarak, Allah Celle Celaluhu'ya layık birer kullar olarak bu vazifelerimizi son nefesimize kadar ifa etmenin gayret içerisinde oluruz diye dua ediyorum. Ve sizlerden de bütün izleyicilerimizden de bu manada hepimiz için dua istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
illa tezkireten limen yahşâ. Tenzîlen mimmen halakal erza vessemâvâtil ulâ. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم.